Ragini! Ragini neredesin kızım? Anne bir şey mi istedin? Ragini, yemeğin ortasında nereye gittin kızım? Hadi git masayı kur. Tabakları da götür çabuk ol hadi. Sen de git holde otur. Yemeğin etrafında dolaşma. Bütün yemekleri kendim hazırlayacağımı söyledim. Git hadi. Peki. Oğlum, bütün yemekleri Rajasthan baharatlarıyla hazırladı. Bu baharatları köyden getiriyoruz. Yemekleri sadece onlarla yapıyoruz. Anapurna, sen... Benim... Seninle konuşmam gerek. Ben yemekleri hazırlayayım. Ne oldu? Svara Peder Bey'e önümüzdeki haftaya düğün için zorla tarih verdirmiş. İnanmıyor musun? Peder Bey, gerçeği söyleyin. O kız bana tarihi gelecek haftaya vermemi söyledi. Nakşe neden Svara'nın odasına gidiyor? Svara. Ben Ragini, Lakşya nereye gitti? Herkes onu soruyor. O Svara'nın odasına doğru gitti. Öyle mi? Svara'nın odasına mı? Ben bakayım. Ne oluyor burada? Hiçbir şey yenge. Ben yemek... Svara'yı yemeğe çağıracaktım. Bak sen. Ama biliyorsun Lakşya. Sen Svara'yı bu şekilde göremezsin. Neden? Çünkü siz evlenene kadar Svara'nın odasına giremezsin. Bu yüzden. Ama yenge... Aması maması yok. Yürü. Herkes seni çağırıyor. Gel. Gel gel. Duydun. Şimdi inandın mı bana? Sana başından beri bu kız Lakşya'ya uygun değil diyorum. Anapurna. Peder Bey, size bunun için rüşvet verdi mi peki? Hayır. Peki düğün için uğursuz bir tarih mi? Hayır Bay Durga Prasad. Hem uğurlu hem uygun. Sadece bu ay başka bir tarih daha vardı. O zaman da yapılabilirdi. Peki Peder Bey. Siz gidin. Peder Bey, bunu kimseye söylemeyin. Gidin. Anapurna, Svara yanlış bir şey yapmadı. Düğün için uğurlu bir tarihmiş. Ama yalan söyledi. Bunu neden yaptığını öğrenmemiz lazım. Peki. Ben Lakşa ile konuşurum. O öğrenip bana söyleyecektir. Svara'ya güvenim tam. Eğer böyle bir şey yaptıysa arkasında iyi bir sebebi vardır. Sebebi ne olursa olsun bu yanlış. Anapurna, bu kadar kolay suçlama, unutma. Svara bizim oğlumuzu hapisten kurtardı. Adımızın lekelenmesini engelledi o. Sonuna kadar Lakşa'ya inanan tek kişi oydu. Hatta annesiyle babası onu reddetmişler. Anapurna. Bir daha Svara'yı suçlamadan önce 100 kere düşün. Ama sen... Şey, yemek hazır.
Svara nerede Bay Şeker? O odasında. Annesi ona yemek götürdü. Gelin. Bayan Annapurna, yemeklerde eğer fazla tuz varsa, baharat varsa beni affedin. Uzun zamandır bu kadar çok kişiye yemek hazırlamamıştım. Büyük anne, sizin hazırlamanız çok iyi oldu. Dediklerine göre eğer yemeklere büyüklerin eli değerse çok daha güzel olurmuş. Sen de otur kızım. Önceye sonra söyle.